Herkese merhabalar. Ben Senior Kahve. Bugün French Press'te nasıl kahve demleriz? French Press'i nasıl daha verimli kullanabiliriz? Bunları anlatmaya çalışacağım sizlere. Bunları da iki senaryo olarak planladım. Nedir bu senaryolar diyecek olursanız, birinci senaryo teşkilatımızın olduğu, yani bir değirmenimizin olduğu, tartımızın olduğu bir seçenek. İkinci senaryomuz ise tartımızın olmadığı, değirmenimizin olmadığı, hazır öğütülmüş kahve aldığımız bir senaryo. Yani günü kurtarma senaryosu da diyebiliriz buna. French press'imiz var. Evet, sıcak suyumuz da var. Bir öğütülmüş kahve elde ederek, satın alarak bunu nasıl yapabiliriz? Bu şekilde iki senaryo şeklinde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunlardan bahsetmem gerekiyor. Bir kere French Press'ten iyi sonuç almak için iyi kahve kullanmamız şart. Eğer daha iyi bir fincan elde etmek istiyorsak, daha iyi bir sonuç elde etmek istiyorsak bir kere kahvemizin kesinlikle iyi olması lazım. Kötü kahveyle, iyi demleme yöntemiyle kahve elde etmemiz kesinlikle mümkün değildir. Çekirdeğin kesinlikle iyi olması lazım. İyi bir kahve elde etmemiz için, iyi bir fincan elde etmemiz için. French Press'te de French Press yöntemi çok verimli, çok başarılı bir yöntem olmasa da daha iyi bir çekirdek, daha iyi bir kahve tercih ederek French Press'imizi daha üst seviyeye çıkarmamız mümkündür. Bunu bir kere bir kenara yazmalıyız. Bu bence en önemli nokta. İkinci bir nokta da French Press'e göre doğru öğütülmüş kahvemizin olması. Yani bu iyi kahvemizin bir de doğru öğütülmüş olması lazım. Öğütüm derecesi olarak ben Commandante kullanıyorum. Commandante kullanıcıları için 32 klik kullandığımı söyleyebilirim. Yani öğütüm derecemizin filtre kahve için kullanılan, piyasada yaygın olan, hazır öğütülmüş olarak satılan kahvelerin 1-2 tık daha kalını olarak kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü French Press'te kahve suyla bir filtre yardımıyla, yani bir filtreden geçerek üstten suyu döktüğümüz sistem olmadığı için adeta suyla kahvenin böyle bu French Press'in içinde dans ettiği şeklinde, yani immersiyon dediğimiz daldırma yöntemi diye tabir ettiğimiz yöntemle demlendiği için kahvemiz suyla daha çok haşır neşir oluyor. Yani daha çok birliktelik yaşanmış oluyor suyla kahve. O yüzden daha kalın öğüterek kahve taneleri, kahve zerreciklerinin boyutunu genişleterek over extraction dediğimiz, yani çözülmenin, yani yüksek çözülmenin önüne geçmiş oluyoruz ki su daha az kahve yüzeyiyle buluşmuş oluyor bu vesileyle. O yüzden kalın öğütmemiz gerekiyor. Bu husus gerçekten çok önemli. Bunu da bir kenara yazın. Şimdi dilerseniz birinci senaryomuzu uygulayalım. Yani ekipmanlarımızın tam olduğu French Press'ten en optimum sonucu alabileceğimiz yöntemle başlayalım. Şimdi demlemelere geçmeden önce şunlardan da biraz bahsedeyim. Birinci yöntemimizde, birinci senaryomuzda ekipmanımız, her şeyimiz tam olduğu için 1:15 ölçüyü kullanacağım. En optimum sonucu ben 1:15 ölçüsünde aldım. Yani 1:15 nedir? 1 gram kahveye 15 gram su şeklinde yapacağız. İkinci yöntemde ise, yani ikinci senaryomuzda şöyle ki, mecbur dışarıdan kahve aldık, öğütülmüş bir şekilde aldık bu kahveyi ve bu filtre kahve için uygun boyutlarda öğütülmüş bir kahve. Peki bunu French Press'te nasıl kullanabileceğiz? Çünkü değirmenimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Marketten gittik, aldık kahvemizi, geldik. Onda da şöyle bir şey yapacağız. Oranımızı arttıracağız. 1'e 20'ye çıkaracağız. Yani 1 gram kahveye 20 gram su kullanacağız.
Ki overextraction'ın, bu acılaşmanın önüne geçmiş olalım. Süre olarak da birinci senaryomuzda 4 dakika bekleme süremiz var. Suyla kahveyi buluşturduğumuz andan itibaren süremizi başlatıyoruz. İkinci senaryomuzda ise ince ütülmüş olduğu için kahvemiz süreyi de kısmak durumundayız burada. Yine overextraction ve acılaşma dediğimiz olayın önüne geçmemiz için. Bunda da süremiz 2,5 dakika olacak. Şimdi başlayabiliriz demlememize. Hemen bir ekleme daha yapayım. Peki tartımız yok. Bu ikinci senaryoda gramajımızı nasıl ayarlayacağız derseniz, bildiğimiz tatlı kaşığını şu çok tepeleme olmayacak şekilde, böyle bir yarım tepeleme şeklinde 3 kaşık koyarsak 15 grama denk geliyor. Bunu birkaç sefer testini ben yaptım. Tabi kullandığınız kaşığa göre biraz farklılık olabilir ama burada da tartımız olmadığı için, biraz da günü kurtarmamız gerektiği için 3 aşağı 5 yukarı bu ölçüleri yakalarız diye düşünüyorum. Suyum kaynadı. 1-1,5 dakikada bekledim. Kahvemi yüktüm, hazırladım burada. Artık demleme işlemi için hazırız. Süremizi başlatıyorum ben şimdi. Ve ağırlığı kontrol etmek için bunu tartımızın üzerine yapıyorum. Buradaki püf noktalardan biri, suyumuzu şöyle nazikçe dökmek ve kahveyi olduğu sürece kısa sürede ıslatabilmek. Bunu başlangıca yakın ne kadar çabuk yaparsak o kadar bizim için iyidir. Evet. Şimdi şöyle pistonumuzu koyup, kapağımızı böyle koyup, şöyle hafifçe suyun yüzeyine değecek şekilde filtre kısmını deyip böyle 4 dakika bekleyeceğiz. Süremiz 3.45'lere geldi. Artık pistonumuzu böyle yavaş yavaş aşağı indirebiliriz ki toplam süremizin 4 dakika olması lazım. Böyle pistonu yavaş yavaş aşağı indiriyoruz deyince de o meşhur video geliyor aklıma. Piston aşağı. Yavaş 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 yavaş. Evet. Şu an kahvemiz demlenmiştir ve servise hazırdır. Süremiz burada da 2.15 gibi oldu. Pistonumuzu artık yavaş yavaş bastırmaya başlıyorum burada. 2,5 dakikaya tamamlamak için toplam süreyi. Evet, bu kahvemiz de artık
Servisi hazırdır. Şimdi sonuç kısmıyla kapanışa geçelim. Evet, ben ilk demlemiş olduğum kahvemi elime aldım. Şöyle bir yudum da alayım onunla. Bunda hem daha iyi kahve kullandığım için hem daha iyi bir öğütüm olduğu için tabii ki daha iyi bir sonuç aldık. Ama elbette ki bir V60 gibi bize pürüzsüz bir sonuç vermiyor. Bu da mümkün değil zaten. Ama yine de fena olmayan sonuçlar elde edebiliriz French Press'te de. Bir zor durumda kaldığımız anda, imkanlarımızın kısıtlı olduğu anda imdadımıza bu şekilde yetişebilir. Onun dışında benim French Press 350 milim, yani 300 milim suya kadar yapmak gerekiyor. Ben 300 milim su için birinci senaryoda 20 gram kahve kullandım, ikinci senaryoda ise 15 gram kahve kullandım. Bu şekilde demlememi yaptım. Bunu da ek bilgi olarak söyleyeyim. Siz de French Press kullanıyor musunuz? Bunu altta yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kahvesiz kalmayın. Kendinize iyi bakın.